Herkese iyi bayramlar. Evet, askerlik sürecinden bahsedeceğim. Öncelikle askerliğe elverişli olmanız lazım. Evet, şöyle söyleyeyim, öncelikle askerlik zamanı geldiğinde Sağlıkocağına gidiyoruz. Ondan sonra muayene oluyoruz. Sağlıkocağındaki hekim sizi askerliğe elverişli görürse hastaneye sevk etmeye gerek kalmadan bunu sistemde bildiriyor, onaylıyor. Eğer ki hastalığınız varsa hastaneye sevk ediyor. Sonracıma ondan sonra da süreç işliyor ve akabinde askerlik, zorunlu askerlik gerekli mi gereksiz mi ondan bahsedeceğim. Yani zorunlu askerlik günümüz koşulları içerisinde gerekli görmüyorum. Tabii ki de devletimiz, vatanımız korunması gerekir. Şart. Ancak bunun maaşlı olarak yapılmasından yanayım. Yani nasıl? Askerlik meslektir. Yapılması gerekir. Polislik de hakeza meslektir. Güvenlik görevlisi de, bekçilik de meslektir. Yapılması gerekir. Ama bunu diktat ettirerek, zorlayarak yapılmasını tavsiye etmiyorum. Onun haricinde ben askere gittim. Bizzat eğitim aldım. Eğitimlerimin neticesinde hava değişimi de aldım. Evet. Askere gittim. Eğitim aldım. Paska nedir? Bunu öğrendim. Kemermiş. Sonradan orada bir kriz geçirdim. Hani nasıl bir kriz diyeyim? Ruhsal bir kriz geçirdim, öyle söyleyeyim. Sonra hastanede psikiyatri beni gördü. Hava değişimi verdi. Hava değişimi sürecinde ben toparladım. İyi toparladım, ciddi anlamda olumlu bir gidişatta iyileştim. Ancak heyete çıktığımda beni muaf ettiler. Sebebi ise şu: daha önceden zorla psikiyatri ilacı kullandığım için beni muaf ettiler. Şahsen hani şöyle söyleyeyim, zorunlu askerlik, hani askerliğin zorunlu olması doğru değil. Ancak asker gitmek isteyen gidebilir, polislik yapmak isteyen polislik yapabilir, aynı şekilde bekçilik veya güvenlik personeli olmak isteyen olabilir. Nasıl zorunlu bir şekilde yapılması doğru değilse, bunlara erişimin engel olması da doğru bir şey değil. Biz hür, özgür bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Arkadaşlar, sağlık her zaman önemlidir. Sağlığımıza, hem ruh sağlığımıza hem akıl ve beden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ve sağlığımızı edecek etkenlerden uzak durmalıyız. Yani ben şahsen şunu söyleyeyim. Hastalık sürecinde yaşadığım sıkıntılar pek gördüm. Ama gerçekten o sıkıntılar çok zor aşılabilecek sıkıntılar değil. Yani askerden önce çok zor sanıyordum askerliği. Askere gittim. Askerde eğitim aldım. Gerçekten kolay. Gerçekten kolay. Demek istediğim şey şu: askerliğini gerçekten yapmak isteyenler yapsın. Gerçekten askerliğe, polisliğe hevesliysen, istekliysen git. Gidebilirsin. Ama hani askere gitmek istemeyen gitmesin. Yani madem biz özgürlüklerin yasalar dahilinde ve yasaların da tabii ki de önemsiyorum olduğu bir ülkede askerlik tabii ki de isteyen yapması lazım. Bunun haricinde nasıl ki polislik zorunlu değil, askerlik de zorunlu olmamalı. Yani aynı şekilde herhangi bir şirketin personelinin güvenlik olarak zorunlu değilse askerlik de zorunlu olmamalı. Nasıl bekçilik
Hani sokak bekçisi diyoruz ya, zorunda değilse askerlik zorunda olmamalıdır. Zaten askerlik yapmak isteyen ülkemizde çok insanımız var. Yani herkes seve seve askerlik yapar ama bunu zorlamak doğru değil. Yani şu yönden doğru değil diyorum. Hani mesela Amerika Birleşik Devletleri olsun, farklı ülkeler olsun. Yani askerlik zorunlu olmayan yerler var. Aynı şekilde. Sonrasında. Askerliğimi 2023 Mart Nisan dönemi içerisinde yaptım. Bedelli askerlik yaptım. Hem bedelli için ücret yatırdım hem de yatırdığım ücreti geri aldım. Yani hem para verdim hem para aldım. Öyle söyleyeyim. Sonradan 80 bin lira ödedim. O zamanki devirde öyleydi. Yani 2022 Şubat'ında sağlık için aile hekimliğine gittim. Aile hekimliği sistemden baktı. Dedi senin şu 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 en çok gittiğim birimler. Bunları sevk edeceğim. Onlar karar versinler. EYT gönderdiler beni. EYT'den 4 poliklinikten de geçerli not aldım. Asgari ücretsiz denildi. Ancak ve ancak askerde rahatsızlandım. Doğru yaptılar. Asgari ücretsizdim. Şu an zaten ben şöyle söyleyeyim. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Bunlar psikiyatrik ilaç da dahil. Yani kendimi zaten normal gayet iyi hissediyorum. Zaten kötü olacak bir şey de yok. Çok şükür. Akabinde hatta şunu düşündüm. Muaf olduktan sonra tekrar askere gitmek isteği geldi. Birkaç kez aklıma geldi. Ama son olarak nihai karar olarak gitmeme yönündeydi. Çünkü niye? Yani takıntı yapmamalıydık. Hani ne gibi mesela? Daha insanın içine cız ediyor böyle haksızlığa uğramak. Ben haksızlığa uğradım. Hani askerde elverişliydim. Rahatsızlandım ama yine de elverişliydim. Çünkü ama psikiyatrideki bir doktor beni muaf etti. Onun için de ben ne diyeyim, Allah'ından bulsun diyeyim. Sonracıma. Bakınız her Türk erkeği askerlik yapmalı. Ama bunu zorlamak doğru değil. Onu demek istiyorum. Askerlik gerçekten olumlu katkıları oluyor. Hani insanın fiziksel, ruhsal gelişimine katkıda bulunuyor. Sağlık açısından olsun, kişinin sosyal aktivitesi olsun. Çok mühim bir şey. Ancak bunu böyle kullanan tutup hani gideceksin askere demek bu yanlış bir şey. Yani onu demek istiyorum. Yani zorunlu olmasa yine askere gitmek isteyen bir sürü evladımız var burada. Vatandaşımız var. İnsanımız var. Akabinde işte muaf oldum. Muaf olduktan sonra bugüne zaten artık herhangi bir şey de düşünmüyorum. Yani şöyle yani askere muaf oldum, niye muaf oldum gibi. Yani böyle tür takıntıları zaten yapmıyorum. Ancak ben şahsen askerlik hava değişimi aldım. Hava değişimi sonrası askerliğe devam etmek istediğimi söyledim heyetliklere. Ancak heyetlikler beni askerliğe elverişli olmadığımı söylediler ve beni muaf ettiler. Yani bir adaletsizlik yaşadım. Hukuksuzluk demiyorum. Yani adaletsizlik. Bunun doğru olmadığı yönündeyim. Ama bunun için illa askere gideceğim diye de takıntı yapmıyorum. Zaten niye yapmıyorum? 80 bin liraya aldım. Çok sevinçliyim. O 80 bin lirayı da tabii söyleyeyim. Hisse senedi aldım, altın aldım, fon aldım. O 80 bin liraya katladım, öyle söyleyeyim yani. Tabii ki de harcadım, harcadım, harcadım. Aynı zamanda yükselttim, 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 öyle söyleyeyim. Şimdi bir askerlikten ekonomiye giriş yapacağım. Şu zamanlar tutma zamanı. Elindekini koruma zamanı. Zorunlu olmadıkça harcamama zamanı. Harcamayacaksın ki varlıkların değerlensin. Enflasyon her zaman varlıkları yükseltir, değerini artırır.
muhafaza eder. Aynı şekilde sepet oluşturacaksın. Bir kısmıyla altın, hisse, fon gibi gibi ayrımlarla oluşturacaksın. Yani riskini yayacaksın. Yani hepsini altında toplaman yanlış. Hepsini hisse senedinde toplaman yanlış. Hepsini kripto parada toplaman yanlış. Bunları piyasa koşulları içerisinde değerlendireceksin. Hangisi düşükse onu alacaksın veya onu fazla yatırabilirsin. Yine ona derken tabi bu arada parasız da kalmayacaksın. Nakitin de olacak. Nakit kraldır demişler. Nakitin her zaman olacak. Ancak paranı her zaman muhafaza edeceksin. Ben altını fiziki almaktan yanayım. Sanal altın gerçekçi değil. Kağıt ama fiziki herhangi bir deprem, doğal afet gibi şeylerden olursa ya da ne bileyim Allah korusun savaş gibi çok ciddi bir sıkıntı olursa fiziki altın seni her zaman yanında koruyor. O yönden ya da atıyorum taşınacaksın, tamam mı diyeyim. Şehir dışına çıkacaksın, yanında bulunsun. Ya da ülke dışına gideceksin, yanında bulunsun. Evet, ben mesela markete gidiyorum. Gittiğimde her şeyi almıyorum. Ya, kağıda yazıyorum ya da telefona yazıyorum ya da aklıma kaydediyorum. Olanları zaten almıyorum. Olmayanları da çok cüzi bir şekilde alıyorum. Zaten enflasyondan her şey çok pahalı. Yeteceği kadar alıyorum. Ardından haftalık alışveriş yapıyorum yani hani. Sonradan aynı şekilde internetten mesela aktüel ürünlere bakıyorum. İndirimde olanları takip ediyorum. Öyle de market market dolaşıyorum ki ileri bile ucuz olanı alıyorum. Sonracıma yine dediğim gibi askerlikçe dönersek askerlik çok değerli bir meslek, görev. Evet. Askerliğe gidilmesi zorunlu olmamalı. Gönüllü olmalı. Gönüllü gitmek isteyen insanımız çok çok fazla var. Hani zorunlu olmamasını söylememin sebebi çünkü biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Sonracıma bayramdan sonra doların artacağını düşünmüyorum. Yani böyle zirve yapacağını düşünmüyorum. Ancak hisselerin çok ciddi prim yapacağını düşünüyorum. Aynı şekilde fonların hakeza değerli emtiaların yine artacağını düşüncesindeyim. Ama ons altından kaynaklı. Ons altından kaynaklı düşünüyorum. Evet. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olunuz, yorum yazınız, beğeni yapınız. Tekrardan iyi bayramlar dilerim. Bugün bayramın son günü. Herkese mutlu bir tatil haftası dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla tatilinizi yapınız. Dikkatli olunuz trafikte. Kurallara uyalım her zaman. Onun haricinde ailemize mutlu bir şekilde sürdürelim vaktimizi. Telefonlara fazla yaslanmayalım. Ailemize yaslanalım. Sevdiklerimize yaslanalım. Kendimize iyi bakalım. Görüşürüz.